Herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Doğum günümde sabah yani öğlen kahvaltıyla şımartıldım. Sonra yüzmeye gittik. Ondan sonra geldik. Saat 7'de hazır ol dedi. Aşağı indim ki bana böyle bir sürpriz hazırlamış. Emre sağ olsun. Hediyemi de çok beğendim gerçekten. Beklemiyordum. Çok güzel. 27 yaşıma girdim. 27 tane gülüm var. Aa, orada suya koydum şimdi. Neyse. Hazır ol dedi. Hazırlandım. Bir şeyle karşılaştım. Ay çok güzel. Anneli kızlı giyersiniz artık. Kendine de alsaydın. Kayınçoğum, kayınvalidem hepinize teşekkür ederim buradan da tekrar. Bana sürpriz yaptılar burada. Sağ olsunlar. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden acaba ne? Cuma. Evet, bugün Arefe günü. Yarın bayram. Birkaç siparişlerim var. Onları postaya göndermem gerekiyor. Postaya gönderdikten sonra ondan sonra İsra'ya bayramlık almak istiyorum. Bakalım alabilirsem. Ondan sonra bayram hediyeliklerimi hazırlayacağım. Ondan sonra işim bitecek normalde. Bugün her şeyi halletmek istiyorum. Son dakikaya bırakmak istemiyorum. Saat şu an 12. Emre'yi almam gerekiyormuş bir yerde. Onu almaya gidiyorum. Ondan sonra işte işlere koyuyorum. Az önce postaneye gittim. Şu an shoppingdeyim. Hank Shopping'de. Park bulana kadar canım çıktı. Dolandık. Zaten İsra da uyuyordu. Bir yandan da iyi oldu. Şimdi İsra önümde. Shoppingdeyiz. Bayram alışveriş yapalım bakalım hadi. Sana mı aldık hepsini? Hay hay insanlarcık. Şimdi ben şeye oturdum. Büroma oturdum. Böyle bayram şekerler hazırlıyorum. Sizle beraber hazırlayayım dedim. Göstereyim içine neler kattığımı. Hem bayram şekeri hem de bayram harçlığı koyacağız. Ama şu an elimizde öpüyor para yokmuş. Ben o kız için bir de erkek için olanı aldım. Erkekler için de şöyle. İsra'nın eline de ip verdim. Erkekler için olanı da şöyle aldım. Şimdi size tek tek göstereyim neler koyuyorum içine. Böyle bir şeker aldım. Çocukların seveceği şekilde hani her şey. Şu sakızlardan Skittles. Şunda ilgimi çekti. Bu da Lolli. Şeker. Böyle bir tane. Ondan sonra ha. Smarties. Ben İsra nereden bildin sen? Olmama olduğunu.
ve böyle bir tane Kinder Joy, Kinder Joy ve kızlara böyle öce aldım. Bir tane içine öce koyacağım. Erkeklere de böyle minicik araba aldım. Unuttum bir şey var mı diye bakıyorum. Bir de erkeklere böyle minicik araba aldım. Ondan koyacağım bir tane. Böyle buraya da para gelecek. Bunları birazdan, aman bunları böyle yapacağım işte. Bundan sonrasını hızlandıracağım tabii ki. Yoksa ooo yani. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bayramınız mübarek olsun. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Hazırlandık, süslendik, püslendik. Babaannemize gidiyoruz, yani Ayşe anneme. Kahvaltılarımızı falan yapacağız işte. Ondan sonra bayram gecesi şudur budur, yine turuncuları giydim. Ama bu sefer kırmızıyla kombinledim. Öyle işte, bugünümüz bu şekilde, bayram gezileri. Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden Perşembe. Bayramda sizi çok kısa çektim. Hatta neredeyse hiç çekmemiş olabilirim. Sadece bayramınızı kutlamışımdır. Çünkü kendim gerçekten hiç iyi hissetmiyordum. Ve kanımı aldırmıştım dedim mi bilmiyorum ama kanımı aldırmıştım. Ve birkaç vitaminlerimin eksik olduğu çıktı ortaya. Bugün de kendimi biraz daha iyi hissetmişken dedim. Size birkaç paketim var açmak istediğim. Bir de birkaç şeyler aldım, onları göstermek istiyorum. Ondan sonra beraber pazara gideceğiz. İsrail'le birlikte. Perşembe pazarı. Bakalım şimdi neyle başlasam diye düşünüyorum. Çünkü birkaç şey var. Öncelikle doğum günü hediyemi daha ben size göstermedim. Şöyle bir Gucci ayakkabı. Vintage tarzında, hani sanki böyle eskitilmiş tarzında. Ve içinden pembe de bir bağcık çıkıyor. Bilmiyorum takar mıyım. Biz Dubai'den İsrail'e de bir hediye almıştık. Doğum günü hediyesi de onun bir Gucci ayakkabısıydı. Onu da sizinle açayım. Bu zaten çok çok fazla açıldı, kapandı. O da aynısı, hani hiçbir farkı yok. Böyle anneli kızlı giyeriz diye. Ben bunu Dubai'de görmüştüm anne olanı da. Demek ki Emre doğum günümü almayı tercih etmiş. O da böyleydi. Bundan da aynı şekilde sertifika çıkıyor. Yani daha doğrusu tiketi çıkıyor. Böyle minicik ayakkabılarımız var İsra'nın. İlk olarak küçük şeylerle başlayayım dedim. Biz geçen gün Hollanda'ya gittik. İsra'ya bir araba sandalyesi almak için. Araba sandalyesi deniyor herhalde. Aldık ve o dün geldi. Onu birazdan göstereceğim. Ve İsra'ya böyle bir fark ettim. Biz yemek yerken o da böyle çatal bıçak peşinde koşuyor. Biraz geç kaldığımın farkındayım. Hep eline veriyordum. Elinden yiyordu. Her şeyi önüne koyuyordum. Yiyordu, ediyordu. Ama sonra böyle bir baktım orada böyle... küçük bebek için, çocuk için çatal kaşık bıçak takımı vardı. Onu aldım. Markası Sebra. Biraz tuzluydu. Yani şaşırtıcıydı fiyatları. Yani 3'üne 18 euro verdik. Ama hoşuma gitti yani. Şöyle bıçağı var. Çatalı. Ve böyle bir kaşığı var. Güzel, hoş, kaliteli, bayağı da kaliteli olduğu belli. Ha, şeymiş zaten. Stainless steel. Herhalde paslanmayan anlamında mı geliyor? Neyse. Ve tabii ki onun yanına da tabak seti aldım. Tabak, bardak, kaşık setiydi. Bu da Yolein markasında. Aslında bizim İsrail'in bayağı bir Yolein olan şeyleri var. Çünkü bence Yolein'in, hani yeni doğum yapmış ya da doğum yapacak olan insanlara da hediye almak isterseniz, Yolein'in renkleri çok nötr. Neyse, bardağımız var böyle, silikondan hepsi. Ondan sonra, ha bak, bunu merak etmiştim, soracaktım, unuttum. Küçük tabağımız var.
Teda kasemiz ve bir büyüğü var. Bunlar da evet çıkmayanlardan. Bu benim için önemli çünkü İsrail'e tabii ki ben denedim böyle şeyleri. Ha bir de kaşığı var tabii ki. Tabii ki derken bir de böyle kaşığı var. Bunları da yedirim, mama yedirmek için çok güzel. Neyse ne diyordum? Ha İsrail tabii ki böyle önüne tabak koydum, kutu koydum, içine bisküviler koydum, ettim ama hemen yani saniyesinde yere gidiyordu. O yüzden bu çok iyi oldu. Sonra bir bakayım ne aldım çünkü hatırlamıyorum aslında. Avrupa'da yaşayanlar bilir, Zalando Lounge diye bir şey var. Zalando var ve Zalando Lounge var. Daha çok böyle outlet tarzı şeyler satıyorlar. Oraya bir gireyim dedim. Bayağıdır girmiyordum. Bir şeyler aldım ama hatırlamıyorum. Ne aldım orada? Evet, hatırladım. Böyle bir tunik aldım. Eflatun renkli. Kolları biraz daha şey, böyle geniş. Bu şeyi zaten hoşuma gitti. Güzel, hoş. Sonrasında ha legging aldım. Evet. Bu bayağı legging'miş. Ben bunu böyle beklemiyordum ama bunu evde giymek için aldım. Ve herhalde bir pantolon daha. Bu da bence legging tarzı. Aynen öyle. Bu da böyle kaça pantolon denir ama şey... Tabii bir şeyler daha aldım ama İsrail için aldım. Onlar gelmedi daha. Geldiği zaman gösteririm. Belki bu video, belki diğer video. Ve işte burada o Cybex'in sandalyesi geldiydi dediğim gibi. Isofix'in üstüne sadece bu sirona zetler oluyormuş. O yüzden bunu aldık. Yani çok büyük, fazla çeşitli bir seçeneklerimiz yoktu. Ve satıcı dedi, Cybex gayet iyi bir marka. Hatta en güvenilir markalardan biri. Ay çok güzel. Rengine bu sefer siyah seçmedim. Çünkü siyah seçtiğim şeylere gerçekten çok pişmanım. Ay çok güzel. Size göstereyim hemen. Bu sandalyesi. Bakalım açabileceğim mi? Açtım. Şöyle bir sandalye. Tek tek anlatmayı şu an bence yapamayacağım. Çünkü kendim de tam bilmiyorum ama... çok uzun zamanlarda kullanabilecek. 15 aylıktan itibaren kullanılabiliyormuş. 76 santime kadar. Ve bu böyle uzuyor, küçülüyor, ediyor ama şu an yapamayacağım. Ve arabada dönebilecek. Bu kumaşı seçtik. Bir de şu kumaş vardı. Şu tek bu kumaş. Kumaşı pek önermedik hanımefendi. Çünkü leke çok belli ediyormuş ve yıkasan bile hani ha bu aynen bu renkti böyle şu resimdeki. Ben de o zaman bu kumaşı seçtim. Aslında kakiyi istiyordum ama yoktu maalesef. Gelmeyecekmiş de o yüzden bunu aldık. Bayağı da hoşuma gitti şu an. Daha çok hoşuma gitti. Ben gitmeden yoruldum konuşmaktan. Ama şimdi işte İsra'm hazır zaten. Gel kızım. Gel. Kameraya göster kendini. Kızım. Hadi gel. Bunları da Dubai'den almıştık. Ayakkabılarını buradan aldım ama. Ha öyle mi oldu? Önünde mi o takılıyor? Nereden? Dikkat et. Dikkat et. Gel. Üstünden geç. Heh. Aferin benim bir taneme. Ay hiç canının kıymetini bilmiyorsun kızım. Üzerindekilerini Dubai'den almıştık. Tamam gidiyoruz. Ayakkabılarını da bayramda almıştım. Yeni bayram ayakkabısı. Geldim pazara. Ben bu pazarın ne pazar olduğunu bilmiyorum bu arada. Tianqi Centrum'da kuruluyor. Çok büyük bir pazar bence. Çünkü arabayı park ederken bayağı bir fark ettim. Çok giyim, kuşam, her şey var yani. Yeme içme de var. Bakalım. Ama şarjım az. Ve şarjımı el unutmuşum. Yani belki size her şeyi paylaşamayabilirim maalesef. Ha telefondan çekelim. Böyle yaparız. Bence şu an emin değilim ama giyim tarafındayım. Çok kalabalık. O yüzden fazla çekmeyeceğim buraları. Bu taraf biraz daha sakin taraf. Yo. Ne yapıyorsun?
Fazla overdrive yapmadım. Kavuştuk. Bu zaman sonra. Evet. Ne zaman en son buluştuk? Çok da uzun zaman olmamıştı bence. Bayramlar önceydi. Bayramın ilk günü. Onu ayakta görüştük. Hayır, ben seni arabada gördüm. Ha, görüşürüz ederiz dediydik. Görüşemedik. Evet. Aynen. Bayrama gidecektik ama müsait değildi. Evet, müsait değildim. Bir şeyler içmeye, hiç yemeğe geldik. Az önce danalığa bindirdik bunları. Danalıkta bayağı bir salladık. Şimdi de bir şey içmeye geldik. Benim bebeğim burada. İsra! Uykusu akıyor gözlerinden göbek atıyor. Dans yapıyor. Pina colada. Evet, pina colada. Bugün günlerden pazartesi ve İsra'yı aldım çıkıyoruz. Çıktık yani daha doğrusu. İsa'yla birlikte şöyle biraz dolanalım dedim ama aşırı sıcak, bakalım dayanabileceğimi dayanamasın, geri gelirim zaten. Birkaç şey almam gerekiyordu. Et suyu falan, ilik suyu falan kaynattım İsa'ya, onları tipriz atmam için böyle buz torbalarına ihtiyacım var, onlara bakacağım. Öyle biraz daha hani biraz dolanalım, belki bir dondurma yeriz dedim. Çıktım bakalım. Siz de yanımıza alıyoruz tabii ki. Bizim eve yakın böyle bir Happy Land diye bir yere geldik. Burada da böyle ben gezmeyi çok seviyorum çünkü her şey var. Size de böyle biraz şeyler göstereyim. İnşallah o poşetlerden bulabilirim. Hani hiç almadım ama bakacağız şimdi. Şimdi böyle şey köşesindeyiz. Tabak, çanak, poşet, moşet. Değil mi kızım? Evet, bizim anımız
aman alnımız değil kaşımız yaralandı geçen. Korkuttu bizi ama bir şey olmadı elhamdülillah, iyi. İsra'ya işte salıncak aldım. Salıncak, salıngaç. Salıncak, salıngaç. Allah Allah, hangisi doğru? Şu an bilemedim. Neyse işte. Sallanması için bir salıncak. Salıncak bence ya. Salıngaç, salın. Salına salına salıncak. Salıngaç. Anladınız. Salıncak aldım. Yine aynısını diyorum ama neyse bilmiyorum doğruyu. Ondan sonra bir de şey aldım. Zantbak aldım. Çok benim çiçeklerimi toprağıyla çok oynadığı için böyle ona kapalı bir tane böyle kutu gibi bir şey düşün. Burada Belçika'da genelde çok oynarlar. Bir tarafına su doldurabiliyorsun. Bir tarafına da toprak doldu. Toprağını da aldım bu arada. Toprak doldurabiliyorsun. Börekçiye geldim. İsa. Mama mı yiyeceksin? Böyle bir dediğim gibi salıncak aldım. Birazdan kuracağım onu ve şundan dediğim şey, birine toprak birine su koyabiliyorsun. Ben sadece toprak koyacağım ve havuzu var zaten, birazdan dolduracağım. Sıcak değil mi annem? Kurduk ve İsra şu an sallanıyor evin içinde. Dışarı aşırı sıcaktı, o yüzden içeri girdik. Güzel mi annem? Güzelmiş, küçük ama güzel hani. İsra'm da küçük zaten. Mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Karpuz çekirdeği yiyoruz. Nereden buldun onu? Gündüz eve gelmiştim. Salıncağı kurmuştum. Çekmiştim herhalde onları da. Zaten çekmediysem de bundan sonra bayağı bir göreceksiniz herhalde. Kayınvalideme gidiyoruz. Kayınvalidemde de Emine ablam, görümcem yani havuz falan almış. Havuz kurmuşlar. Orada hani çocuklarla azıcık eğlenelim. Keyifler yenildi mi? Lina! Sen de çıkıyorsun Efe. İçme İsra, içme. Ben de içtim. İçmeyin, suyu içmeyin. Bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çoluklar, çocuklar eğlendiler, ettiler. Biz de oturduk, durduk. Yıkadık güzelce. Ayşe annem sağ olsun yıkadı çocukları. Pijamalarını giydiler. Uyku saatleri geldi, geçiyor. Eve gidiyorum, İsra'yı yatıracağım. Ondan sonra da bu vlogu
abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki vlogda görüşürüz.